Namık abimi de evi de terk edip gitti. Bir mektup bırakmış sadece. Nerede olduğunu biliyor musunuz? Onun da ifadesini almamız gerekecek. Gidebileceği bir adreslere baktık ama ulaşamadık. Nerededir, ne yapar hiç bilmiyorum. Onun da yakın zamanlarda ortadan kaybolması. Sizce de tuhaf değil mi? Allah kahretsin. Ne İdil ya, ne İdil? İdil hiçbir zaman yakın olduğum biri olmadı. Eğer onunla ilgili bir şüpheniz varsa bu sizi ilgilendirir. Peki. Teşekkürler. Ferhat'ı ne zaman bırakacaksınız? Yakında döner. Sadece İdil'den bahsediyordu Cüneyt. Namık Emirhan'ın karısı bu. Boru değil. Tabii ki peşine düşecekler. Eğer öldüğü ortaya çıkarsa çok kötü olur Cüneyt. Çok kötü olur. Bir relax bebeğim ya. Bir sakin ol. Nereden bulacaklar? Sen üstünü iyi örtmedin mi? Ya ne kadar rahat bir adamsın sen ya. İşin ciddiyetinin farkında değilsin herhalde. Ya olmaz bir şey. Hem ben alışığım öyle kaç göç yaşamaya. Ne olacak ki? Gel beraber takılırız işte. O otel senin, bu otel benim. Bak gerçekten hiç havamda değilim Cüneyt. Dalga geçmeyi bırak Allah aşkına. Tamam tamam, kızma. Kızma, hadi boş durma da git bakalım. Savcı İdil'le ilgili ne söylemiş onu öğren. Sonrasına bakar aşk git ol. Baksa niye edersin? Eğer bakmazsan yolda görsem suratını tanımam Cüneyt, anladın mı? Ha, şikitom olduğunu kabul ediyorsun yani. Kız bir şey söyleyeyim mi? Ben de sana hastayım ha. Vallahi bak. Müptelanım, müptelan. Hadi aşkım, hadi. Hadi boş durma, git birilerinden laf almaya bak. Boşu boşuna gerilmeyelim. İyi o zaman, ben Yeter'e bakayım önce. Bakalım neler biliyormuş. Ha, şöyle iyi. Hadi haberlerini bekliyorum. Kapattım. Çal. Alo. İyi ki o evi sana vermişim Yeter. Bak ne hallere düştük. Namık. Her şey tahmin ettiğin gibi oldu Yeter. Sonunda fırtına koptu. Nasılsın? Şanslıyım. Kazayı ufak tefek sıyrıklarla atlattım. Neredesin peki şimdi? Bunun hiçbir önemi yok. Buralardan gideceğim zaten. Gitmeden sana bir veda etmek istedim. Namık. Her şey daha farklı olabilirdi. Bir an önce git. Hiç kimseye bir şey olmadan git lütfen. Ben ilk gün senin elini bıraktım da Yeter. O gün bu sonu hazırladım. Hiç kimsenin bir günahı yok. Her şeyin müsebbibi benim. Benim de çok günahım var. Ama neyse, geçti gitti işte. İyi olduğunu bileyim Yeter bana. Nefes aldığını bileyim Yeter. Berat nasıl? Çok kızgın mı? Nasıl olsun? Şimdi peşime düşecek. Buralardan hemen gitmem lazım. Yoksa... Senin tanıdığın insanlarla görüşmeye başladı bile. Tamam Yeter. Üzme kendini. Zaten yıllardır üzüyorsun. Kapatıyorum ben. Namık, dikkatli ol. Namık. Bilmediğim bir numara aradı. Namık zannettim ama değilmiş, kapattı. Yanlış aradı herhalde. Kim aradıysa konuşmadan kapattığına göre. Herhalde. Senin ne işin var burada? Yine ortalıklarda fazla dolaşmaya başladın. Ben teyzeme bakmıştım. Belki buradadır diye düşündüm ama yokmuş. Yok. Hadi. Hadi daha fazla dolaşma ortalıkta. Özür dilerim, ben sizi rahatsız ettim. Az önce Namık dedi. Allah'ım. Babamı Namık'ın öldürdüğünü biliyor muydun? Hayır. Hayır. Namık elime silahı tutuşturduğu zaman neden sesin çıkmadı? Niye sustun? Hiç mi demedin? Bu adam bu çocuğun eline niye silah tutuşturdu diye.
Gerçeği içten içe bildiğin halde yıllarca sesini çıkarmadın. Sen de en az benim kadar suçlusun. Biliyordun ha? Bilmiyordum. Namık o gün Yusuf'un öldürülme emrini verdiğini anladım. Bu sırrın ortaya çıkmaması için yapmayacağı şey olmadığını gördüğümde anladım. Ama sustun. Bütün suç benim mi oldu şimdi? Namık benim neyim? Namık benim neyim? Senin yüzünden dayı dediğim adam değil mi? Öyle. Bir yanda annem olacak kadın. Öte yandan dayı dediğim Oğit. İkiniz de benden hayatımın sırrını saklamışsınız. Ona sıra gelecek. Ama önce bunun hesabını senden soracağım ben. Yeter aslan. Bütün günahı sana yüklerim. Çünkü namığın işlediği günah, senin işlediğin günahın yanında bir hiç kalır. Duydun mu beni? Hiç. Çünkü sen benim annemsin. Bir kere bile anne demediğin annenim, evet. Dedirtseydin, babam gibi bizim için ölüme yürüseydin, hayatının önüne koysaydın bizi. Yaptın mı? Yapmadın. Sen burayı seçtin. Şimdi geçip karşıma sakın bağlama. Sakın. Kabul. Benim de hatalarım oldu. Ne dersen de, ne yaparsan yap. Ama kızımı alma benden. Başından beri bir tek o elimden tuttu benim. Bir tek o anladı beni. Bir tek o anne dedi bana. Ne yaparsan yap ama göğsümü bu husumetin içine sokma. O kızın işlediğin bu günaha sessiz kaldığını bilse ne der acaba sana? Yanında durur mu? Sana bir daha anne der mi? Onu diyorum işte Ferhat. Yapma. Göğsümü benden alma. Ne istiyorsunuz benden hanımefendi? Namık'ı görmek istiyorum. Bana telefon etti ama telefon kapandı. Ona yardım ettiğinizi biliyorum. Yok öyle bir şey. Yanlış bilgi vermişler size hanımefendi. Namık gitti, onunla olan işim bitti benim. Yapmayın Tekin Bey. Namık gitmedi. Bakın, hayati bir mesele bu. Gitmeden önce onu son bir kez görmem lazım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.